Başkanım merhabalar. Bu Merhabalar. hafta yine sizle beraberiz ve Burdur gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Ama biliyorsunuz Burdur gündeminden daha çok da önemli olan şu anda İsrail-Filistin savaşı ve herkesi de bir şekilde etkiliyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Onları alalım öncelikle sizden. Tabii ki yerel gündemi yorumlamadan önce bütün dünyanın konuştuğu son 11-12 gündür hayretle, ibretle izlediğimiz o görüntüleri yorumlamak çok zor. Şöyle bir değerlendirme mümkün. Konunun birçok boyutu var. Dış politikada, dış politik gelişmelerde elbet ülkelerin çıkarları, öncelikleri vardır. Ama bir de kan, gözyaşı, yıl 2023, güya modern bir dünyada yaşıyoruz. İletişimin, erişimin bu kadar kolay olduğu, bu kadar değerlerin çok daha idealize edildiği bir dünyada yaşadığımızı zannettiğimiz bir ortamda 2023'te insanlık dışı görüntüler, bir hastanenin vurulmasına kadar varan o bebek ölümleri, kadın ölümleri insanın içini parçalıyor. Hakikaten insanlık tarihine baktığımız zaman hep savaşlar, acılar dolu. Yani demek ki demokrasi, diğer erdem olarak sunulan değerler sadece işinize yaradığınız zaman var. Yani günümüz dünyası, güçlülerin dünyası, zalimlerin dünyası. Burada biraz klasik olacak ama biz İslam aleminin, Müslümanların bundan ders çıkarması gerekiyor. Yani niye İslam alemi bilim üretmiyor? Niye teknoloji üretmiyor? Neden bu halde? Yeraltı zenginliklerinin pek çoğuna Arap dünyası sahip olduğu halde niye İskandinav ülkeleri gibi refah üretmiyor? Yani İsrail-Filistin meselesi ekseninden bunu tartışmanın, konuşmanın bile anlamı yok Hüseyin Bey. Yani ortada bir insanlık problemi var. Sebepleri, sonuçları, nedenleri, yani o fotoğraflardan, o görüntülerden sonra bunların konuşmanın zaten bir anlamı yok. Ama bence asıl bizim kafa yormamız gereken bir nokta şu, çok önemli olan tarafı Müslüman aleminin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini bir kez daha net şekilde görüyoruz. Tam da Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşıyorken Cumhuriyet kazanımlarının 100 yıl önce bize bu vatanı bırakanların ne kadar büyük bir iş yaptığını da bir kez daha net bir şekilde anlıyoruz. Evet, Burdur'un gündemine gelince de geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hemşehrimiz Ahmet Gümen Burdur'u ziyaret etti. Bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaretleri nasıl değerlendirirsiniz? Bakan Yardımcımızın Burdur'a ne gibi kazanımları olacak size göre? Burdur gündeminin hafta sonuna doğru öne çıkan gündem başlığıydı. Ahmet Gümen bizim de tanıdığımız, ismine aşina olduğumuz birisi. Bizim kuşağa yakın bir arkadaşımız, büyüğümüz. Tabii ki yani Burdur'da yetişmiş, Burdur'da büyümüş, veteriner camiasında da ismi olan araştırmalarıyla Ahmet Bey aynı zamanda akademisyen, ciddi bir birikimi olan bir arkadaşımızın Tarım Bakan Yardımcısı olması çok önemli. Şöyle önemli, ben biraz bu soruyu buradan genişleterek anlam kazandırmak istiyorum. Burdur sahip olduğu bu pek çok olumlu potansiyele rağmen siyaset, etki, lobi gücü, Ankara'daki ağırlık, sıklet merkezi yönünden yıllardır bunun dezavantajını yaşayan bir il. Şöyle baktığımızda özellikle Doğu vilayetleri, baktığımızda Karadeniz'deki iller, gerek hemşehri dernekleri olsun, gerekse siyasetteki ağırlıkları, yani şöyle bir 30-40 yıla baktığımız zaman her zaman bir adım öndedirler, dayanışma içindedirler, birbirlerini tutarlar, sahip çıkarlar. Ne yazık ki Burdur bu noktada, belki Burdur'un geri kalmışlığı, neden gelişemediğinde de küçük de olsa bir parametredir bu bahsetmeye çalıştığım şey. Burdur'un evlatlarına, Burdur'un değerlerine sahip çıkması gerekiyor. Yani buradan ne demek istiyorum? Aslında Burdur'da inanın Ahmet Bey bakan yardımcısı olduğu için belki ön plana çıkan bir isim son zamanlarda. Ama inanın Ahmet Bey gibi Burdurlu, Bucaklı, Gölhisarlı, Tepenlili, yani bir şekilde Burdur'la bağı olan pek çok isim var Ankara'da. Ama bu isimler birbirinden kopuk Hüseyin Bey. İyi ki bu soruyu sordunuz. Yani bence
Ahmet Gümen'in Burdur ziyareti, tarım hayvancılık açıklamaları, bunlar rutin konular. Yani nihayetinde bakan yardımcısının elinde de çok büyük bir sihirli değnek yok. Tarım ve hayvancılığı biliyorsunuz hep zaten konuşuyoruz. Girdi maliyetlerinden tutun. Pek çok tarımda ve hayvancılık, gıdada yapısal meseleler var. Ama Ahmet Bey özelinden ben başka bir çıkarımda, okumada bulunmak istiyorum. Burdur'un değerlerine sahip çıkması anlamında ciddi bir lobi, etki gücü oluşturmamız için Ankara'da bu kişileri bir araya getirmeli, bu kişilerle sürekli temasta bulunmalı, bu kişilere sağlam dosyalar götürmeli, sürekli onlarla bir iletişim mekanizmaları kurulmalı. Ankara'da Burdurlar Derneği vardı mesela, bir zamanlar gerçekten etkiliydi. Buradan Sayın Yılmaz Arıyörük'e de selam gönderiyorum. Mehmet Yılmaz Arıyörük bu Burdur lobisinde, Burdur bürokrasisinde sembol bir isimdi. Zamanında TSE başkanlığı yapıyorken hakikaten Burdurların bir araya gelmesi için de çaba harcadı. Ama 90'lardaki bu girişimler daha sonra akim kaldı. Yani sonuçlanmadı, bir üst seviyeye taşınmadı. Aslında baktığımızda Burdur'un hemen hemen pek çok bakanlıkta veya Burdur'un damadı veya Burdur'da okumuş veya direkt Burdurlu olan, hepimizin lisede beraberdik, üniversitede beraberdik dediği isimler şu an aslında çok iyi yerlerde. Vali olanlar var, dediğim gibi Ankara'da taşra teşkilatlarında, ama bir Burdurluluk nosyonu oluşturamadık. Yani onları yüreklendirecek, onları cesaretlendirecek. Onlar bizden bir haber, biz onlardan bir haber. Bu konuda biraz bucaklılar bir tık daha üst noktada. Gölhisarlılarda da bazen görüyorum böyle. Bakın bir Numan Bey, kendisi Gölhisarlı olmadığı halde eşinden dolayı bir 10 senedir 15 senedir Gölhisar'daki havaya bakın. Oluşturulan pozitif rüzgara bakın. Yani bunlar önemli işler. Siyasette moralle yapılıyor bazen. Bürokraside de morale ihtiyaç var. Yani o kişilerin Burdur arkasında olduğunu hissettirmeli. Onlar da ama onlar da memleketlerine unutmamalı, memleketlerine sahip çıkmalı. Ben bazen yani kötü örnekler de var. Burdurlu olduğunu saklayan, aman başıma iş gelir, birçok talep gelir diye sakınanlar olduğunu duyuyorum. Ama bunların kötü örnek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Burdur'dan yetişen, Burdur'da okulunu okuyan, Burdurlu olmaktan biri niye çekinsin ki? Bence belki şehir efsanesi bunlar. Yani bunlara inanmamak lazım. Ben her Burdurlunun bu toprakların havasını soluyan, suyunu içen, yemeğini yiyenlerin bir şekilde bir Burdurlu'yu gördüğünde, bir Burdur'la ilgili bir dosya geldiğinde heyecanlandıklarını veya bir şeyler yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ama bu Burdur lobisini Ankara'da etkili hale getirmek için yeniden buradan da çağrıda bulunalım. Şimdiye kadarki yaşanan kötü örnekleri bir kenara bırakalım. İyi örneklerden ders çıkaralım. Burada da en önemli görevlerden biri başta Adem Hoca olmak üzere milletvekillerimize düşüyor. Onlar Ankara'dalar. İnsan havuzunu, personel zenginliğini onlar biraz daha bize göre iyi biliyorlar. Bence birkaç etkinlik yaparak, onları Burdur'da ağırlayarak veya Burdur heyetleri Ankara'ya giderek Ankara-Burdur sinerjisini tekrar hayata geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Burdur deyince de biliyorsunuz hafta içinde siyaset konularda yine konuşuldu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık adayı Özgür Özel Burdur'a geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz Burdur'a gelmesini ve Burdur delegelerinden kendisine destek istemesini? Burdur delegeleri nasıl bakar Özgür Özel'e? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi deyim yerindeyse Kurultay Partisi'dir. CHP'nin kurultayları, kongreleri her zaman renkli geçer, heyecanlı geçer. Şimdiki kurultay da ilginç bir, özellikle yerel seçim öncesinde daha da ilginç bir boyut almaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi aslında biliyorsunuz geride bıraktığımız 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin hayal kırıklığını da yaşıyor. Özellikle CHP seçmeni. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer ilk defa şu 20 yıllık süreçte AK Parti'yi yenmeye bu denli yaklaştıklarını düşünüyorlardı. Başta İYİ Parti ile kurulan ittifak, daha sonra 2019'da elde edilen büyükşehir galibiyetleri, iki büyük şehrin İstanbul ve Ankara'nın kazanılması ve sonrasındaki gelişen olaylar CHP'yi Cumhurbaşkanlığında neredeyse
ilk defa alacak konumuna getirmişti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni hakikaten hala bu seçimin nasıl kaybedildiği, bu kadar ekonomik sıkıntılara rağmen, her geçen gün artan ekonomik zorluklara rağmen CHP'nin, Millet İttifakı'nın, oluşturulan altılı masanın seçimi nasıl kaybettiğinin şokunda. Ama tabii ki hayat devam ediyor. Siyasette böyle bir şey. Sonuçlarla çok geride, sürekli sonuçlarla yaşayamazsınız. Hani deyim yerindeyse önümüzdeki maçlara bakmak lazım derler teknik direktörler. Aslında bu klasik ama bu işin doğasında olan bir şey. CHP tekrar kurultay süreci, ilk kongreleri canlı geçti. Çünkü ilk defa Kemal Bey'in karşısına da bir aday var. Yani Özgür Özel'in adaylığı da biliyorsunuz ilk başlar kamuoyunun tavşan aday. Yani aslında Özgür Özel'deki şüphe şuydu bildiğim kadarıyla. Özgür Özel de Kemal Bey'in en yakın kurmaylarından biri. Yani bazı insanlar şu değerlendirmelerde bulundular. Çünkü Özgür Özel değişim talebinde bulunuyor. Diyorlar ki ya değişim diyen bir insan da 20 yıldır bu yapının içinde veya 10 senedir şu kadar dönemdir Manisa milletvekili, şu zamandır grup başkan vekili. Yani Kemal Bey bu yanlışları yapıyorsa veya bu hataları yaptıysa Özgür Özel veya o ekiptekilerin de hiçbir rolü yok deniliyor. Ama Özgür Bey Ekrem İmamoğlu'nun ciddi bir desteği olduğu kanaati var. İstanbul İl Kongresi'nde değişimcilerin kazanması bu şüpheyi daha da arttırdı. Geçen haftaya kadar yani Kemal Kılıçdaroğlu çok rahat alır modundaki hava sanki biraz Kılıçdaroğlu alır ama öyle de kolay değil. Özgür Özel sessiz ve derinden geliyor diyenler var. Her ne kadar CHP kongresine benzemese de Hüseyin Bey, bir büyüğüm geçen haftaki görüşmemizde hatırlattı bana. Şöyle bir kongreye dönüşebilir bu kongre. Süleyman Bey Çankaya'ya çıktığında Doğru Yol Partisi'nde biliyorsunuz o da hakim bir figürdü. İsmet Sezgin'i işaret etmişti. Hatta son akşam yine böyle tereddütte olanları veya Tansu Hanım'a kayma ihtimali olabilen bir grubu da özellikle toplamış. Ya demiş yani belli bir süre İsmet Bey'le gitmemiz lazım. Sakın yanlış yapmayın. Yani deyim yerindeyse Süleyman Bey riske girmiş bir cumhurbaşkanı olarak. O zaman biliyorsunuz böyle partili cumhurbaşkanlığı da yok aslında. Ama hava da öyleydi. Medyaya baktığınızda da favori olan, o günleri hatırlayan büyüklerim biraz daha iyi bilir. Merkez sağ seçmeni daha iyi anlayacak bu dediğimi. Yani İsmet Sezgin'in kazanması favori gibiydi. Daha önceki Yıldırım Akbulut Özal Kongresi'nde olduğu gibi. Ama orada Süleyman Bey'e söz verenlerin veya kongreye kadar İsmet abi diyenlerin, İsmet Sezgin de Doğru Yol Partisi, Adalet Partisi geleneğinde seçkin, saygın bir isimdi. Ağırlığı olan bir siyasetçiydi. Ama insanların orada kongrede Tansu Hanım'a oy verdiği, değişime oy verdiği söylenir. Sanki bu seçim de öyle gibi Hüseyin Bey. Yani son ana kadar gerek medyada, gerek parti içi kulislerde Kemal Bey'in ağırlığından bahsedilecek, Kemal Bey'in seçimi almasının çok büyük güçlü ihtimal olduğu dile getirilecek, imza sayıları, delegelerin kongredeki yerleşimi, bunlar biliyorsunuz hepsi hele CHP kongrelerinde çok önemli unsurlar. Her ne kadar 1-0 veya 2-0 Kemal Kılıçdaroğlu önde başlıyor gibi gözüküyorsa da yani 2-0, 3-0 bitmeyecek gibi geliyor bana. Yani Özgür Bey listesiyle Kemal Beyci gözüken, genel merkezden yana gözüken, mesela belediye başkanlarından en büyük sıkıntının şu olduğunu söylüyor Özgür Özel tayfası. Aslında ciddi olarak belediye başkanlarından da desteğimiz var. Ama başkanlar tam da yerel seçim öncesinde riske girmek istemiyorlar. Genel merkezden çizik yemek istemiyorlar. O yüzden Kılıçdaroğlu'cu gözüküyorlar. Özgür Özel ekibinin ben birkaç gündür gerek sosyal medya gerek açıklamalarına bakıyorum. Yani biraz daha özgüvenleri artmış gibi. Yani siz bakmayın Kemal Bey'in alacağı havasına. Delege perde kapandığında sürpriz yapacak diyorlar. Göreceğiz. Burdur ziyareti ise Burdur'a özgü bir ziyaret değil. Bildiğim kadarıyla Ege Akdeniz'i birleştirdi. Birebir delegelerle görüşüyor Özgür Bey. Ve tabii ki yani CHP'de parti içi demokrasi baktığımızda diğer partilere göre ağır aksak da olsa kısmen işleyebilen bir mekanizma var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Delegelere kendini anlatıyor ama
Baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu da çok güçlü bir figür. Ya, genel başkan seçildiğinden bu yana 2018'de de Muharrem İnce de ciddi bir adaydı karşısında ama zorlanmadan aldı mesela o kongreyi. Yani CHP'de özellikle 5 Kasım şu 29 Ekim kutlamaları geçtikten sonra Cumhuriyet'in 100. yılı havası dağıldıktan sonraki son güne kadar CHP'de sürpriz gelişmeler olur diye tahmin ediyorum. Gerçekten son yıllarda gördüğümüz en hatırladığım kadarıyla bir Deniz Baykal Mustafa Sarıgül kongresi olmuştu böyle. Çok Sarıgül'ün de o zaman böyle popüler olduğu bir seçim. Deniz Baykal da deyim yerindeyse bayağı atmosfer, gergin, salon, yoğun tartışmalar, arada küçük arbedeler falan yaşanmıştı. Sanki o kurultayın bir benzeri bir hava ortada gözüküyor. Siyasetin bir diğer kanadına gidelim, AK Parti'ye gidelim. Bildiğiniz gibi AK Parti Burdur İl Yönetim Kurulu üyeleri değişti. Bir revizyon yapıldı. Sadece Burdur İl Merkezi'nde değil, Bucak'ta, Karamanlı'da, Tefendi'de de yeni yönetimler açıklandı. Bu revizyonu nasıl görüyorsunuz Burdur İl genelinde? Yani şöyle, öncelikle revizyon sadece Burdur'la sınırlı değil. Ona dikkat çekeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti sürekli gördüğüm kadarıyla kendini yenileyen bir parti. Yenileme uğraşında olan. Özellikle de bunu seçimler öncesinde ve seçimler sonrasında sıkça yapan bir parti. Daha 7 Ekim'de büyük kongresini yaptı, olağanüstü. Tayyip Bey erkene çekti onu. Önce vitrinde bayağı bir değişiklikler yaptı. Yeni isimler var. Ardından il başkanlarına yetki verilerek, devam edilecek olan il başkanlarına yeniden yönetim yapmalarına imkan tanındı. Yani AK Parti listesini şöyle okumak lazım. Yerel seçim listesi. Yani ilk hedefin yerel seçim olduğunu düşünüyorum. Özellikle Burdur gibi, yani il belediyelerinin de AK Parti'de olmadığı illerde ise bu yönetimlere genel merkezinde katkı sağladığını, müdahil olduğunu düşünüyorum. Çünkü oralardaki temel hedef ne olacak? İl belediyeliklerini CHP'den veya diğer partilerden almak olacak. Yani çünkü AK Parti en zorlandığı seçimi bile aldıktan sonra yerel seçimi artık muhalefet karşısındaki elde ettiği psikolojik üstünlüğü tam anlamıyla değerlendirmek istiyor. Çünkü Türkiye'de bir daha eğer çok olağanüstü gelişmeler olmazsa 4 yıl bir daha seçim yok. Hatta AK Parti'nin şu yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, kriz ortamı, yüksek enflasyon, sürekli artan girdi maliyetleri, emekliler biliyorsunuz 4-5 aydır sürekli isyanda emekliler. Ekonomik anlamda zorluklar olmasa AK Parti seçime, yerel seçime çok daha rahat girecek. Ama buna rağmen iddiasını koruyor. İktidar partisi olmanın da verdiği avantajı çok iyi değerlendirmek istiyor. Zaten AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi hareketi özünde yerel seçimlerden başladığı için, Refah Partisi'nin yerel seçim başarılarından esinlenerek bir Türkiye modeli, Tayyip Bey'le İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldiği için AK Parti mahalle seçimlere her zaman ayrı bir önem veren parti. İl Genel Meclis seçimlerini açık arayla hep birinci bitirdi şimdiye kadar. En çok 2019 yerel seçiminde zorlandı. Özellikle Türkiye'nin bel kemiğini oluşturan, nüfus çoğunluğu çok büyük olan metropollerde ilk defa, başta İstanbul, Ankara, Adana, Mersin çoğaltabiliriz listeyi, ilk defa hem de CHP'ye kaptırdı. Bana göre bu dönemki ilk mottosu büyük şehirleri ya da teknik anlamda bütün şehirleri geri alabilmek, hem de bu CHP'den geri alabilmek. Çünkü biliyorsunuz bütün şehirlerin maddi imkanları, büyük şehirlerdeki belediyelerin imkanları çok daha fazla. Çünkü oralarda nüfus olduğu için belediyelerin gelirleri de çok yüksek. Aynı zamanda prestij, yani Türkiye'nin en büyük illeri. Siz iktidar partisiniz ve yerel seçimlerden, yerel bir hareketten doğmuşsunuz. Bunu perçinlemek isteyecek. Burdur'da da aynı motivasyonla hareket edildiğini düşünüyorum. Burdur'da biliyorsunuz AK Parti 2004 ve 2009'u kazandı. 2014 ve 2019'u kaybetti. Şimdi ise tekrar geri almanın peşinde. En azından böyle bir iddiayla çıkacağını tahmin ediyoruz. İl yönetimini ben biraz bu pencereden değerlendiriyorum. 40 kişilik bir yönetimi de Hüseyin Bey bir anda çok
böyle doğru tahlil etmek pek mümkün değil. İsim isim bakmak gerekiyor. Biraz daha bunu AK Parti çevreleri, işin içinde olanlar tabii ki daha doğru yorumlar ama genel çerçevede baktığımızda Mustafa Özbayacı, AK Parti'nin genç yüzlerinden birisi. Volkan Bey'in vekillikten istifasından sonra da il başkanlığına getirildi. Zaten yönetimin içindeydi. Ve iki milletvekilliği çıkarma başarısı gösterdiği için Recep Tayyip Erdoğan'la Burdur il genelinde Cumhurbaşkanlığında birinci isim olduğu için benim anladığım kadarıyla Mayıs karnesi de iyi olan il başkanlarından birisi. Çünkü öbür türlü AK Parti kesinlikle revizyon yapardı. Başarısız bulduğu teşkilatları bildiğim kadarıyla hemen değiştiriyor. Hemen yerine nerede hata yapıldıysa ya da nasıl bir simülasyon içinde hareket edildiyse hemen revizyona gidiyorlar. Burada Mustafa Bey'in liderliğinde bir revizyona karar verildi. Yani il yönetimindeki ama şu denilmiştir tahminim. Yani yerel seçim öncesindeki en iyi listeyi oluştur. En geniş katılımcı listeyi oluştur. Görebildim şu Hüseyin Bey. Listeyi isim isim. Bakın Burdur gibi yerde mükemmeli yakalamak zaten mümkün değildir. Çünkü küçük yerdeyiz. Herkes birbirini tanıyor. Herkesin kendine göre artıları, eksileri var. Ama total anlamda baktığımızda bir gazeteci refleksi olarak benim gördüğüm biraz karma liste yapmak istemiş Mustafa Bey. Biraz AK Parti hafızasına hitap etmek istemiş. Eski isimler var. AK Parti'nin ilk kuruluşunda bu 2002-2004'lerde görev alan isimleri tekrar işe dahil etmek istemiş. Geniş bir kompozisyon yaparak hani renkleri bir arada tutarak belediye seçimine girmek istiyor. Çünkü AK Parti'nin Burdur'da bir oy fire vermesi bile aleyhine, ben daha önceki programlarda söyledim, şehir merkezinde zaten geride. Yani o yüzden parti içinde kırık dökük küskünlük olmaması gerekiyor. Yönetim listesi yapılıyorken buna dikkat edilmiş. Biraz iç huzur, barışa önem verilmiş. Ama tabii ki asıl AK Parti'de olay adayın kim olacağında veya kimlerin aday olup yarış dışı kalanların nasıl bir tavır izleyeceğine saklı. Teşekkür ediyorum. Yerel seçimlere de biraz bahsettiniz. Gerçi sıradaki soru da yerel seçimlerle alakalı. 19 Ekim'de bildiğiniz gibi muhtarlar günüydü. Biz de buradan bütün muhtarlarımızın bu özel günlerini kutluyoruz tekrardan. Muhtarlık deyince de onlar da bir seçime hazırlanıyor. Şurada kaldı, sayılı günler kaldı. Ama bu defa da muhtarların sayısı mahallelerde adaylar çok fazlalaşmaya başladı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani Burdur genelinde biz çok fazla muhtar adayıyla muhatap olacağız mutlaka. Onlar için neler olacaktır size göre? Tabii ki muhtarlık hani belki herkesin dile getirdiği kalıplaşmış, klasikleşmiş söz ama yerel yönetim sisteminin, mahalle idarelerin yapı taşı. Hele mesela köylerde çok önemli bir görev. Çünkü o köyün kalkınmasında, o köyün ilerlemesinde. Mesela ben hep şuna dikkat etmişimdir Hüseyin Bey. Siz de sahada olan birisiniz yıllardır. Böyle bir köyde farklı bir şey varsa, böyle olumlu bir proje, olumlu bir adım varsa muhakkak köy muhtarını o işin başında görürsünüz. Zaten muhtarın sahiplenmediği bir konunun orada kendiliğinden bir başarı haline dönüşmesi istisnalar olabilir. Yani muhtarlık aynı zamanda öncülük, liderlik gerektiren bir iş. Hele kırsal kalkınmada bunun daha net şekilde görebiliyoruz. Yine köylerde kooperatif başkanları mesela. Yani bu tip görevler her zaman önemli. Şehirlerde de tabii ki son dönemler özellikle bu muhtarlarla ilgili yapılan düzenlemelerden sonra muhtarların toplum nezdindeki ağırlığının da giderek arttığını düşünüyoruz. Çünkü merdiven ya da basamak olarak düşündüğünüzde olay oradan başlıyor. Yani muhtarlık, ardından azalık, ardından belediye meclisiyeliği, il genel meclisiyeliği, belediye başkanlığı böyle işliyor sistem. Türkiye'de de yerel seçimler, yerel yönetimler adı üzerinde seçmenin biraz daha inisiyatif kullandığı, biraz daha dengeleri değiştirebildiği, genel siyaset konjektürden ayrılarak yerelde tavır koyabildiği, bazen partisine aykırı davrandığı, ihanet ettiği diyelim. Yani ihanet ettiği kötü anlamda söylemiyorum. Genel seçimde bunu pek yapamazsınız. Kısa bile o logosunu gördüğünde, inandığı parti liderinin adını gördüğünde ne kadar kısa da, çünkü seçim genel seçim.
O seçim iktidarı belirliyor, tayin ediyor. Dayanamaz. Yine verir. Yani Türkiye'deki seçmen yapısını siz de az çok biliyorsunuz. Ama yerelde öyle değildir. Bazen partisine kıyabilir. O adayın gösterilmesine tepkisini dile getirmek ister. Hele son dönemlerde belediye başkanları da ölçeği geliştirdiler. Sadece partileri üzerinden değil, geniş ölçekte siyaset yapıyorlar. Çünkü şey büyüdü, ölçek büyüdü. Vatandaşın gönlünü kazanmak durumundasınız. İşte burada da muhtarlar devreye giriyor. Yani muhtarlar, Burdur merkezde de 35 tane mahalle var bildiğim kadarıyla. İl genelinde de köylerle topladığınızda ciddi bir oran çıkıyor ortaya. Yani gayretli muhtarların, biraz önce dediğim gibi çalışkan muhtarların neleri değiştirebildiğini de görüyoruz. Vatandaşla ilk iletişimi onlar sağlıyor. Yani köprü vazifesi görüyorlar. Tutkal vazifesi görüyorlar. Muhtarlık önemli ama çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Geçen kampanya döneminde, yerel seçimde biz muhtarların da kampanyalarına tanık olduk. Broşürler, sosyal medya çalışmaları, artık muhtarlık yarışları da yerel demokraside öne çıkan bir gelişme oldu. Ben biraz da bunu şeye bağlıyorum. İletişim imkanları, erişilebilirlik, ulaşılabilirlik arttı. Mesela bir muhtar projelerini kendi Face hesabından paylaşıyor. Oradan etkileşim alınca işin hacmi büyüyor, özgüveni artıyor veya ondaki örnekleri görüp başkaları ondan faydalanıyor. Üstelik yani bildiğim kadarıyla İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde öyle muhtarlıklar var ki neredeyse ilçe büyüklüğünde, orta kademede, il büyüklüğünde muhtarlar var. Hitap ettikleri mahalle sayılarına baktığımızda. Mesela bizim Burdur'da da bir Burkent, ondan sonra Şirinevler. Yani buralarda hakikaten Burdur'un küçük ilçeleriyle yarışır düzeyde bir nüfus seçmen sayısı var. Onlar için daha önem kazanıyor bu tarz propagandalar. Çünkü geniş sayıdaki vatandaşa erişmeleri mümkün. Hani eskiden şöyleydi Hüseyin Bey. Seçim günü birkaç muhtar adayı elinize listeyi verin. Genelde de mahalle sakinleri mevcut muhtardan yana oy kullanır. Çünkü onu tanıyor ya, veya ikametgah çıkarıyorken veya askerlikle ilgili bir çocuğunun kendisinin bir problemi olduğunda onu tanıdığı için, onunla bir ilişkisi, diyaloğu olduğu için genelde ona verirdi. Dikkat ettiğinizde eski muhtarlara baktığınızda uzun dönem 3, 4, 5, 6 dönem yapan muhtarlarla tanışıyorduk. Burdur'da da vardı öyle ama şimdi öyle değil artık. Muhtarlık mekanizması da rekabet arttı, talep çok arttı. Artık öyle 1-2 adaylı muhtarlıklar olmuyor. 5, 6, 7 hatta ekibini iyi kuranlar kazanıyor. Sadece kendisi değil. İlginç ama güzel bir şey. Yani mahallenin sorunlarına sahip çıkması, mahallenin beni en iyi kim temsil eder noktasını sorgulaması aslında yerel demokrasinin kalitesini yükseltir. Bu belediye seçimlerine yansır. Belediye seçimlerinde kalite artarsa genel seçime yansır. Genel seçimde kalite artarsa demokrasinin tüm kalitesini artırır. Aslında bunların her biri birbirini etkileyen domino sebepler ama Türkiye'deki yerel demokrasi kültürü açısından 2024 seçimleri, sosyal medyanın çok gelişmesi, insanların artık herkesin bir gazeteci birikimine sahip olması, fotoğraf yükleyebilmesi, yorum yapabilmesi, etkileşim alabilmesi. Yani ben bu dönem muhtarlık seçimlerinin tarihinin en ilginç kampanyalarından biri olacağını düşünüyorum. Kürşat Bey, son sorum. Özel halk otobüsleri bildiğiniz gibi bir karar aldı geçtiğimiz günlerde. Burdur'da da bir ayın 1 ve 4'ü arasında 65 yaş üstü kişiler ücretsiz olarak kullanabilecek. Diğer 26 gün ise ücretli olarak kullanabilecekler özel halk otobüslerini. Bu konuda neler söylersiniz? Alınan kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Zor bir soru. Şöyle bir zor bir soru. Yani cevabı herkesi ikna edecek bir yorum yapacağımı zannetmiyorum. Çünkü konunun herkesin kendine göre baktığı bir pencere var. Öyle bakınca yani sosyal hizmet penceresinden baktığınızda, yaşlılık penceresinden baktığınızda yani anayasanın değişmeyecek 4 ilkesinden biri sosyal devlet olmamız. Bu taraftan baktığımızda şehir içi ulaşım hizmetini sağlayan esnaf,
Özellikle biliyorsunuz yüksek enflasyon döneminde kurla birlikte akaryakıt fiyatları neredeyse borsaya dönüştü. Yani çok siksaklı bir ortam var. Kurla birlikte aynı anda yansıyor. Çünkü biz enerji ithal eden bir ülkeyiz. Ham madde, petrol ve türevlerini dışarıdan alıyoruz. Kurla beraber bunun maliyeti de çok yükseliyor. Lakin bu konunun çözümünün de kutuplaşmadan, popülizmden uzaklaşarak sağlıklı bir şekilde tahlil edilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye eskiden şöyleydi, genç nüfusa sahip bir ülke olarak övünürdük biz. Özellikle yaşlı kıta Avrupa'sını örnek aldığımca, gösterince, referans gösterince. Ama yani Türkiye'nin de demografik hareketlerine baktığımızda genç nüfus karakterini korumakla birlikte yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Ve bunu da bir taraftan tıp gelişiyor. Artık insan ömrü uzuyor. Onu da görüyoruz. Öyle olunca mesela Burdur'da aynı zamanda bir emekli kenti. Yani emeklilerin en yoğun yaşadığı nüfusa oranla baktığımızda Burdur daha da belirgin yaşlılık. Burdur gibi şehirde sosyal hizmetler bu noktada bence daha da önem kazanıyor. Çünkü nüfusta geniş bir yer kaplıyor. İşin ekonomik tarafı var. Bundan önce de hükümetin aldığı bir karar vardı. 65 yaş üstünün ücretsiz. Bu o zaman da biliyorsunuz çok tartışmalara neden oldu Hüseyin Bey. İşte bunu istismar eden kötü örnekler söyleniyor. Öylesine binenlerin olduğu söyleniyor. Gereksiz yere fazladan yaşlı vatandaşlarımızın bu indirimi, bu şey diyelim, indirim de değil bu artık, tanınan hakkı istismar ettiği, gereğinden fazla kullandığı. Yani bu böyle gidip duruyordu bu tartışma. Hala da çok net değil. Yani çünkü hukuki zemine oturmadı. Yani şu an 65 yaş üstüyle ilgili net anlamıyla yasal bir düzenleme yapılmadı bildiğim kadarıyla. Yani ücretsiz yapılmasıyla ilgili karar hala yürürlükte. Ama bir taraftan gerek Burdur'da yerel anlamdaki otobüs kooperatif yöneticilerinin açıklamaları, gerekirse onların üst birliğinin yani Türkiye genelindekilerinde yaptığı açıklamalar var. Dediğiniz gibi 1 ile 4'ü arasında sınırlandırma getireceklerini söylüyorlar. Konu ilginç bir hal almaya başladı. Ama bunun bence daha böyle aslında güzel bir adımdı. Yani sosyal devlet ilkesi, sosyal hizmetlerin yaygınlaşması, yaşlarımıza hepimiz çıkmalıyız. Çünkü hepimiz bir gün yaşlanacağız. Yani yaşlıları sadece bir toplumsal grup, dezavantajlı grup gibi ele almaktan ziyade onlar bizim için hem miras, biz bugün varsak onlar sayesinde varız, ailelerimiz sayesinde varız ama bir gün biz de yaşlanacağız. Zaten yaşlısına sahip çıkan toplumlar uygar toplum, medeni toplum, gelişmiş toplum oluyor. Ama Türkiye bir yandan da çok ciddi bir ekonomik sarmal içinde. Her geçen gün maliyetler artıyor. Bence bu ücretsiz binmenin formülasyonu değişmeli Hüseyin Bey. Yani bir kart getirilebilir veya bir gün şeyi getirilebilir. Yani onların ücretini yine bizler zaten ücretsiz derken aslında ücretsiz diye bir şey yok. Devlet dediğimiz kavram soyut bir kavram. Sizlerden, bizlerden kesilen vergilerle tekrar onlara aktarılıyor bir kaynak. Madem hani bu kaynak bizimse, bizim derken milletin kaynağını, yine milletin en önemli unsurlarından birine sübvansiyon olarak aktarıyorsunuz. O zaman bunun böyle sınırsızlığından veya keyfiyetinden uzaklaşıp daha böyle ayakları yere basan bir çerçeveye oturtulması gerektiğine inanıyorum. Ama öbür türlü de hani bu yaşlarımızla ilgili tavırlar, bunlar da rencide edici, bize hiç yakışmayan. Çünkü Türkiye'nin bakın en büyük özelliklerinden biri, hani aklıma geldi, anında söylüyorum. Mesela batılı ülkeler bize baktıklarında, sosyoekonomik göstergelerimize baktığımızda hep şaşırıyorlar. Ya bu Türkiye'de nasıl iç savaş çıkmıyor, nasıl kriz çıkmıyor? Şifrenebiliyor musunuz Hüseyin Bey? Ya hepsi de daha sonra bununla ilgili makaleler var. Ben hepsini okudum. Aile. Yoksa biz de biliyorsunuz normlarımız batılı değerlere çok yaklaştı. Tüketim kalıplarımız batılı gibi, hayat standartlarımız batılı ülkeler gibi. Ama bizi onlardan ayıran, mesela batılı ülkelerde ülke krize girdiğinde kiracısını çıkarıp damadını
bedavaya oturtan bir örneğe rastlayamazsınız. Ama Türkiye'de insanlar sıkıntılı günlerde çoluğuna çocuğuna sahip çıkıyor. Veya çocuğun durumu iyiyse annesine babasına sahip çıkıyor. Bu örnek bakın çok önemli, yani bizi bir arada tutan. Her ne kadar o konuda da son yıllarda yıprandık, ciddi bir şekilde dejenere olduk. Ama bence yaşlara sahip çıkmalı. Ama özel halk otobüslerinde bu ekonomik kaygılarını gideren bir düzenleme yapılmalı. Biraz orta yoldan konuştum ama çaresi yok başka. Kürşat Bey teşekkür ediyorum. Bu haftalık programımızı bitirdik. Son olarak söylemek istediğiniz var mı? Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize, bizi izleyenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Dijital yayıncılık alanında var olduğumuzu da tekrar son söz olarak söylüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.